Herkese merhaba Atakıtasınlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu çok güzel, otantik halhal modelinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Halhalımı bakın bu şekilde. Tabii ben modelden halhal yaptım ama siz kolye de yapabilirsiniz. Umarım yapılış anlaşılır olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bu model için gerekli malzemelerimiz iki farklı renkte 0-11 numara kum boncuğu. Bunun yerine oya boncuğu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde takı kuralları, yani ben bu şekilde kullanacağım. Siz daha farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Bir tane papağan klips, takı halkaları, 3 tane takı halkası yeterli olacaktır. Uzatma zinciri. Uzatma zincirin ucuna ben böyle kura taktım. Siz de aynı bu şekilde yapabilirsiniz veya takma hiç takmayabilirsiniz de. Buradaki süslemeler sizin zevkinize kalmış. Benim tığımın numarası silinmiş ama 21 numara onu biliyorum yani. 21 numara tığ kullanacağım ben. Siz elinize hangisi yatkınsa o numarada kullanabilirsiniz. 50 veya 60 numara oya ipi. Ben 60 numara oya ipi kullanacağım. İlk başta ipimize boncukları diziyoruz. Yeşil boncukları diziyoruz yani. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çekiyoruz. Ve burada ikinci zincirden yani ikinci zincirin içine batıyoruz. Burayı sık iğne ile kapatıyoruz. Ve buraya klips yuvası yapıyoruz. 1, 2, ilk başta iki tane zincir çekiyoruz. Daha sonra 6 tane boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Ve sık iğne ile kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ben 5 tane zincir çekeceğim yani. 5 zincir çekiyoruz. Burayı istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. 6 boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çekiyoruz. Yine 6 tane boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı kapatıyoruz sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Altı tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz boncuklarımızı sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. 6 boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Kapatıyoruz sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar, halhalımızın ilk sırasını bu şekilde yapıyoruz. Ben sırayı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben halhalımın ilk sırasını tamamladım. Yani bu kadar uzunluk benim için yeterliydi. Ve bakın şimdi en son buraya geldikten sonra 12 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daha sonra bakın burada yani yeşil boncuktan sonra 2 tane zincir bırakıyoruz. 3. zincirin içine batıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Yani buraya klips yuvası yapmış olduk.
Daha sonra bakın buradaki boşluğa batıyoruz. Bir. İki tane sık iğne yapıyoruz buraya. Boncukların arasına batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Burada 5 tane zincir çekmiştik ya. Buraya batıyoruz. Burayı sık iğneyle dolduruyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 sık iğne buraya yapıyoruz. Bir tane boncukların arasına yapıyoruz. Bakın buraya. Zincirli olan yere geçiyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 sık iğne buraya yapıyoruz. Bir tane boncukların arasına yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Dört tane bu 5 tane zincir olan yere yapıyoruz sık iğne. Bir tane de boncukların arasına yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Elinizin sıklığına göre siz buraya 5 tane de yapabilirsiniz. Boncukların arasına bir tane yapıyoruz. Boşluğa da bir. Kaç taneyle doluyorsa sizin elinizde? 2, 3, 4. Yani ben 4 tane yapıyorum. Boncukların arasına bir tane yapıyoruz. Halkalımızın ikinci yani en üst sırasını bu şekilde tamamlıyoruz. Ben sırayı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben halkalımın ikinci sırasında tamamladım. Burayı size göstermek istiyorum. Bakın en son burada boncukların arasına baktıktan sonra buradaki boşluğa da iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir ve iki. Daha sonra buraya bir zincir çekiyoruz. Ve burada ipimizi kesiyoruz artık. Ve şimdi halkalımızın üçüncü ve son sırasını yapmaya başlıyoruz. Yani ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Bakın buradaki yeşil yaprakları sayıyoruz. Kaç tane varsa benim 33 tane var. İpimize o sayıda tuğra diziyoruz. Dizerken de ne yapıyoruz? Bakın 3 boncukla başlıyoruz. 1 tuğra, 6 boncuk, 1 tuğra, 6 boncuk, 1 tuğra şeklinde diziyoruz ve son olarak da 3 boncukla bitiriyoruz. Yani buraya 33 tane tuğra dizdim ben. İpimize bir tane zincir çekiyoruz. Ve şimdi burada halhalımızın düzünden. Düzü neresi oluyor? Sık iğneyi hangi taraftan yaptıysak o taraf oluyor. Bakın burası tersi. Burası da düz oluyor. İlk baştaki boncukların arasına batıyoruz.
3 boncuk bir tarafa, 3 boncuk bir tarafa gelecek şekilde ve buraya bir tane sifini yapıyoruz. Daha sonra 3 boncuk bir tura 3 boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı kapatıyoruz. Sifiniyle bakın bu şekilde. Ve az önce bakmış olduğumuz yere yani yeşil boncukların arasını tekrar batıyoruz. Buraya da bir sık iğne yapıyoruz. Bakın böyle gelecek. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki yeşil boncukların arasına batıyoruz. Yani 3 boncuk bir tarafa, 3 boncuk bir tarafa gelecek şekilde. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Üç boncuk bir tura, 3 boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı kapatıyoruz. Sık iğneyle bu şekilde. Yeşil boncukların arasına tekrar batıyoruz. Ve buraya bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Dört zincir çekiyoruz. Bir sonraki yeşil boncukların arasını batıyoruz. Sık iğneyle. Üç boncuk bir tura, üç boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı kapatıyoruz. Sık iğneyle. Yeşil boncukların arasına tekrar batıyoruz. Buraya bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Dört zincir çekiyoruz. Bir sonraki boncukların arasına batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz buraya. Üç boncuk bir tura, üç boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz boncuklarımızı sık iğneyle. Yeşil boncukların arasına tekrar batıyoruz. Ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Dört zincir çekiyoruz. Bir sonraki boncukların arasına batıyoruz ve buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Üç boncuk bir tura, üç boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı kapatıyoruz sık iğneyle. Yeşil boncukların arasına tekrar batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki boncukların arasına batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Üç boncuk bir tura, üç boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı kapatıyoruz sık iğneyle. Daha sonra yeşil boncukların arasına tekrar batıyoruz. Aynı yere yani bir sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz. Bir sonraki boncukların arasına batıyoruz. Evet arkadaşlar, halkalımızın en son sırasında bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın böyle olacak. Ben sırayı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben halkalımın en son sırasında tamamladım.
Burada ipi koparmadım size göstermek için. En son burayı bitiriyoruz ya. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve ipimizi burada kesiyoruz artık. Evet arkadaşlar, burada artık iplerimizi kesiyoruz. Çok az bir şey bırakıyoruz yani. Ve kalan ipleri çakmakla yakıyoruz. Diğer ilk başta bırakmış olduğumuz ipleri de kesiyoruz. Bunları da çakmakla yakıyoruz. Kalan iplerimizi de kesip çakmakla yaktıktan sonra halhalımızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi halhalı klipslerini takıyoruz. Yani ne yapıyorduk? Burada halkamızı açıyoruz bu şekilde. Halkalarımızı takıyoruz. Uzatma zincirimizi de takıyoruz. Ve halkayı kapatıyoruz. Diğer tarafın klipsini de takıyoruz aynı şekilde. Klipslerimizi de taktıktan sonra halhalımızı tamamen tamamlamış oluyoruz. Halhalımız bakın. Bu şekilde. Ayak bileğinde de oldukça şık duracağını düşünüyorum. Ve yapılışı çok ama çok kolay. Eli tığ tutan herkes kolaylıkla yapabilir. Modelden kolye de yapabilirsiniz. Kolye olarak da oldukça şık duracağını düşünüyorum. Ben sizlere örnek olması için böyle halhal yaptım. Umarım yapılışı anlaşılır olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoların altına yorum yapmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Yeni takı videolarında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.